sizi adını. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2014 yılında mecliste oy birliği miydi ya da ciddi bir oy çokluğu muydu hatırlamıyorum. İle geçen bu yasanın bugüne kadarki uygulamasına bakıldığında genel olarak özellikle genç kadınların korunması, genç kadınların özel hayatının korunması noktasında davalar ve soruşturmaların gündeme geldiği ve bu anlamda önemli bir işlev de gördüğü mahkemelerde yapılan başvurulardan okunabiliyoruz. Ama tabii ki yasa yürürlüğe girerken hiçbir şekilde arzu edilmeyen nokta bunun basın özgürlüğünü kullanılamaz hale getirmesi ya da basın mensupları üzerinde bir tehdit oluşturmasıydı. Tabii bunun bu olumsuz sonucu vermemesinin yolu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki içtihadının ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin önce bilinmesi, sonra da takip edilmesidir. Aksi halde yasanın ne söylediğinden bağımsız olarak uygulamanın nasıl yapıldığı meselesi ciddi sorunlar ortaya çıkarabilme riskini beraberinde getirir. Çünkü şunu görmemiz lazım. Yasanın uygulanmasında başta polis mensuplarımız olmak üzere bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ne diyor? Bunun yakından takip edilmesi gerekiyor. Çünkü uygulamaya baktığımızda aslında özel hayatın gizliliğiyle hukukçu olarak hiçbir şekilde ilintilendiremediğiniz bir takım şeylerin uygulamada onunla ilintilendirilerek bir takım sonuçlara yol açtığını da görmek maalesef mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu sıkıntıları gidermek için, giderilmesine katkıda bulunmak için aslında, çünkü sonuçta bunu düzenlemek gene tek başına yeterli değil, aynı şekilde polis mensupları içerisinde bu konuda yaygın bir eğitimi de sürdürmek gerekiyor. Özel hayat nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde haberleşmenin gizliliği nedir? Bunların uygulamacılar tarafından çok net olarak bilinmesi gerekiyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hepinizin bildiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim iç hukukumuzun bir parçasıdır. Yani bu böyle sadece Avrupa'nın İnsan Hakları Sözleşmesi değildir. Bizim iç hukukumuzun parçasıdır ve mahkemelerimiz bugüne kadar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadını emsal göstererek özellikle düşünce özgürlüğü konusunda kararlar üretmiştir. Ama mahkemeye gidene kadarki safhada basın mensuplarının kendini bu açıdan tehdit altında hissetmemesi de son derece önemlidir. Elbette basın mensupları bu hakları ilan ederse bu konuda yasa zaten bunların cezalarını düzenlemektedir. Ama olmadığı durumlarda da uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunların çıkmasının önüne geçmek gerekir. Bu açıdan biz Cumhuriyet Türk Partisi olarak ülkemizdeki üç basın örgütüyle de temasa geçtik. Basın Serine, Gazeteciler Birliği'yle ve Dış Basın Birliği'yle de temasa geçtik. Onlarla da gerekirse meclisteki diğer partilerle birlikte elbette sadece Cumhuriyet Türk Partisi olarak değil, diğer partilerle birlikte de bu konuda çalışma yapılabilir. Ama bu bilmediğini istedik. Sebebini söyleyeyim. Çünkü bu ay sonu meclisin tatile girme durumu var. Meclisin tatile girmesinden önce zaten burada var olanların herhangi bir partiyi rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı dediğim gibi zaten bizim iç hukukumuzun parçasıdır. Dolayısıyla ivedilikle bunu komiteye havale edebilirsek ve meclis olarak daha önce yaptığımız gibi birlikte bunu yapabilirsek ortaya çıkabilecek olan somut davalar işlerinde de ortaya çıkabilecek olan yanlış anlamaları ve yanlış uygulamaları da önleyebiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden ivedilik talebimizin somut gerekçesi de budur. Soru sormak isteyen varsa buradayken yanıt verebilirim öneriye ilişkin. Yoksa evet, teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, özel hayatın ve hayatın gizli alanının
korunması yasası. Geçtiğimiz dönem içerisinde burada yanlış hatırlamıyorsam oy birliğiyle geçen ve muhalefet, şimdiki muhalefet partilerinin de o zaman iktidarı bir daha tam hatırlamıyorum ama yoğun bir talebi ve isteği doğrultusunda görüşülüp geçen bir yasa idi. Ki Ulusal Birlik Partisi olarak biz de o dönem içerisinde bu yasaya evet oy verdik. Şimdi son tarihte bugün önümüzde bir ivedilik önerisi var. Ve bu ivedilik önerisinin ikinci maddesinin dördüncü fıkrasını sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü burada çok tehlikeli ifadeler var. Nedir bu ifade? Bu yasada yer alan hiçbir hüküm, yani bir yasa maddesi içerisinde geniş kapsamlı sayıları, kaç madde olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama 50, 60, 70 maddelik bir yasanın içerisinde bir hüküm olacak. Ve bu hüküm bir fıkra üzerinde yasaya aykırı biçimde kaydedilmiş olsa da, yani özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasası içerisindeki hükümler bypass edilecek ve bu bypass'ın üzerinde bir olaya bir açıklık getirilecek. Ne diyor? Bir basın mensubunu ve kayıdın kendisine ulaştırılmış herhangi bir kişinin ele geçirilen haberleşmeye ilişkin veriyi, haberleşme içeriğini veya başka herhangi bir ses veya görüntü kaydını incelenmesi engellenemez diye bir alan hüküm edecek. Yani bütün yasanın hükmüne ve ruhuna aykırı olarak, ilgili maddelerin içerisinde bazı sıkıntılar olabilir, konu üzerinde bir çalışma yapılabilir ve ilgili maddelerde bu konuyla ilgili belli bir kıstaslar çerçevesinde ama kriterleri çok net ve açık olmak kaydıyla bazı düzenlemeler ortaya konulabilir. Ama bu şekilde yazılan bir yasa önerisi metni doğru bir yaklaşım değil mi? Ve bununla ilgili olarak da sözünüzü bitirmeden söyleyeyim. Arzu ederseniz izin verin. Söylediğiniz şeyi bir açıklayayım. Ona göre grubumuzun görüşünü açıklayın. Çünkü söylediğiniz gibi değil. Ama açıklayayım izin verirseniz sonra tekrar siz söz alın. Hayır, yani oradan açıklayayım sonra siz tekrar söz alın. Arzu ederim. Yerinizi söylüyorum. Zaten ifade ettiğiniz bize Murat ettiğinizi. Söylediğim şey şu, yerinden söyleyeyim. Bir kere yasa toplamda yürürlüğe giriş maddesiyle beraber 14 maddedir. Yani onlarca maddeden falan oluşuyor. Tam şeyi hatırlamadım, söyledim ama... Bu önemli değil, sizi yanlış anlamak için söylemiyorum. Yanlış anlamak için söylemiyorum. 14 maddedir yasa ve bu yasanın içinde sadece 3 suç vardır aslında ana haklarıyla. Biri haberleşmenin gizliliğin ihlali, diğeri hukuka aykırı bir şekilde dinleme suçu, birini dinleme. Üçüncüsü de özel hayatın gizliliğin ihlali. 3 tane, başka yok. 3 suç. Bu 3 suçla ilgili olarak getirilen o demin söylediğiniz birinci fıkranın söylediği şey şu. Son olayda bütün bakanlar da burada. O ses kaydı birçoğumuza ulaştırıldı. Bizim talebimiz üzerine değil. Yani biz talep ettik. Birileri eminim bakanlara da ulaşmıştır. Ve ulaştığı zaman da açıp dinleyebilirsiniz ses kaydını. Açıp inceleyebilirsiniz. İçinde ne olduğu da yazmıyor. Bu incelemenin suç olmadığını söyleyen bir fıkradır o sözünü ettiğiniz fıkra. İnceleme diyor çünkü. Yani bana geldi, size geldi. Hiç bilmiyorsunuz ne olduğunu. Bastınız, açtınız ve incelediniz. İncelediğiniz takdirde bunun suç olmayacağını düzenliyor okuduğumuz bir fıkra. İkinci fıkra ise sadece ve sadece haberleşmenin gizliliği ve özel hayatın gizliliği kavramlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl yorumluyorsa polisiniz de öyle yorumlasın. Çünkü özel hayatın gizliliği de haberleşmenin gizliliği de hukukun pek çok kavramı gibi dinamik kavramlardır. Bunların içi İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarıyla dolar. Ve mahkemelerimiz de siz de biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni iç hukukun parçası olarak kabul eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da emsal olarak kullanır.
Bu iki fıkranda söylediği sadece bunlardır. Siz de herhalde takdir edersiniz. Aksi takdirde şu anda bu mecliste bulunan pek çok kişi bir suç işlemiş noktaya getirilebilir değerlendirmede. Neden? Çünkü size gönderilen bir ses kaydını açtınız da dinlediniz ya da incelediniz de. Budur. Ya düzenleme budur. Bunun dışında sayın bir şey yok. Sayın Başkan, aynı noktada da sizinle söyleyeyim. Sayın Başkan, bir soru da sormak istiyorum. Eğer açıklığa kavuşması için şimdi burada yasaya aykırı biçimde kaydedilmiş veya elde edilmiş olsa bile bir dakika. Bunun bir basın mensubunun eline geçmesi durumunda onu incelemesinden bahsediyoruz. Yoksa yasaya aykırı biçimde kaydeden ve elde eden kişinin işlediği suç burada dışarıda bırakılmıyor. Bu önemlidir. Yani bunu yasaya aykırı biçimde gizlice ya da bir kumpas kurup birinin ses kaydını veya görüntü kaydını yapan o suçu işlemiş oluyor zaten. Ama bu kayıt başkasına ulaştığında bir gazeteci bunu incelediğinde o incelemenin bizatihi kendisi suç teşkil etmiyor. Sayın Derya, buyurun. Şimdi Sayın Başkan hala daha yani bu kelimeleri ve cümleleri okuyunca bir tereddütümüz var. Ve şeyimiz tam olarak oturmadı. Yani bunları kendi hukukçularımızla da tekrardan yani murat edilen sizin söylediğiniz gibi tekrar bir değerlendirme ihtiyacımız var. Eğer o yüzden bu böyleyse bunu pazartesi günü haftaya biz de değerlendirelim ve şimdi net edilmiş olmasın. Haftaya Perşembe olur mu? Perşembe günü. Hayır, red verecekler de Perşembe'ye kadar bunu yapabilir. Doğru tutma. İncelikten sonra köşek yazısı yazsınlar. Öyle bir yazı yazsınlar. Suç sayılmıyor ya. Tamam başkanım, tamam sayın bakanım. Şimdi bu cümle bunu tam ifade ediyor mu sayın bakanım? Sayın Çavuşoğlu. Sayın Çavuşoğlu. Sayın Çavuşoğlu. Sayın Merva bir soru soruyor. Bunun tam bunu ifade edip edemeyeceği konusunda tam bir şeyim yok şu anda. Ben bir açıklama yapabilir miyim İvedilik önerisinde veren kişi olarak? Burada yasa dışı kayıt yapma hala daha suç Özdemir Bey. Fakat örneğin kara para aklamayla ilgili bir suçu ortaya çıkaracak bir kayıt yapıldı. Ve bu bir basın mensubunun eline geçti. Takdir edersiniz ki medya dördüncü kuvvettir ve bir şeyin haber olup olmadığına karar vermek için onu incelemekle mükelleftir. Hiçbir gazeteci elindeki malzemeyi incelemeden yayınlamaz. Dolayısıyla burada incelemenin suç olmadığını söylüyor. Zaten anladım, bir sürü suç düzenlemiş. Şöyle bir bitiriyorum. Farklı incelemelerle suç olmaktan çıkar. Şimdi yasanın bütününü okumuş olsaydınız kürsüye çıkmadan önce zaten diğer bütün maddelerde bu yasa dışı görüntü ve ses kaydı yapmanın ne kadar hangi kademelerde ağır ve hafif suç olarak cezalandırıldığını görecektiniz. Burada tamamen basın mensubu kişilerin kamu menfaati lehine yayın yapabilmesini engellemeyecek bir süreci yaratmak ve medyanın dördüncü kuvvet olarak da aslında yani burada bunu ses bandını yayınlayabilecek mi? İnceleme hayır. Yayınlama yeri geldiğinde suç zaten düzenleniyor yasan diğer tamam, maddelerinde. Yani burada keşke siz de bu yasağı verirsiniz diye hazırlarken. Suç oluşturmayan. Tek konuşalım. Önce bize danışsaydınız. Bir de dönüşümüzü alsaydınız. Bu bir çalışmadır zaten Özdemir Bey. Yani 2014'te yasaya derec edilmek üzere hazırlanmıştı. Medya Etik Kurulu'nun üyelerinin de o dönemde çabası var bununla ilgili. Fakat hükümet değişimi olduğu için kaymıştı, yapamamıştık. O yüzden şimdi getirdik bir de yasama faaliyeti itibariyle 2 haftamız kaldığı için Perşembe günü İvedilik'le verdik. Zaten grup olarak verecektik ama içeride kalan arkadaşlarımız 4 kişiydi ve 4 kişidir öneri sahibi de bu yüzden. Yani biraz o yüzden İvedilik'ini şimdi onaylarsak iyi olur. Gene komitede eğer varsa bir öneriniz, hukukçularınızla da görüşerek koymak istediğiniz buyurun gelin yani. Bu iyi yani, olur ama... Kurgusal yapısının bu şekilde olup olmayacağı yönünde tereddütlerimiz var. Bunun farklı sıkıntılara yol açıp açmayacağı konusunda da tereddütlerimiz var.
bunları inceleme ihtiyacı duyuyoruz. Sayın Bey, o yüzden eğer bugün bu konuda ısrarcı davranacaksanız Ulusal Birlik Partisi'nin oyu red olacaktır. Sayın Sinan Atatürk'ün da bir sorusu var. Tamam, zaten Sayın Berova söylenmesi gerekeni söyledi. Bunda birçok sakıncalar görüyoruz. Bugün illaki oylayacaksak bu devlet verir. Ama inceleme gibi bir nokta varsa bu perşembe olmasa bunu söz şimdi perşembe gününe. Ancak pazartesi olacak. Eğer perşembe gününe kadar hukukçularınıza bu gözle incelettirip şimdi perşembe hukukçudur Sayın Başkanım. Bizim şu ana kadar bütün ivedilik görüşmeleri hep pazartesi günü yapılmıştır. Perşembe günü denetim günüdür. Hayır, günün sonunda zaten başımıza zaten bir kere yanlışlıkla meclis buraya önerisi getirdi. O öneride de nisap sağlamadığı için muhalefet. Çünkü yasama ve ivedilikle olan bir genel tavrı vardır muhalefetin de. İvediliğe nisap sağlamadığı için o toplantı da cumaya kaldı. Yani onun için yani bu usulden de şeyden uzaklaşmak çok doğru bir yaklaşım değildi. Hayır, perşembe günleri ilerledik. Perşembe olacaksa pazartesi olsun. Başka ne fark edecek? Yani perşembe ilerledik alınma istemiyle pazartesi tekrar alınması arasında komitenin görüşme açısından bir şey yoktu. Bir sıkıntısı yoktu. Pazartesi de alınırsa ilk şeyde gözüktü. Perşembe alınırsa zaten komitede bir sonraki perşembe gözüktü. Tamam, bu konuda istişare edilsin. Sırada Sayın Özer Say var. Buyurun Sayın Özer Say. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir kere bu konu farklı özgürlükler arasında bir denge kurulmasını gerektiren hassas bir konu. Bir yanda özel hayatın gizliliği meselesi var, diğer yanda basın özgürlüğü ve medyanın, basının kendi üzerine düşen kamusal görevi yerine getirmesi meselesi var. Onun için ikisi arasındaki bu ince çizgi belki başlangıçta daha detaylı bir şekilde düzenlenmedi. Belki zaman içerisinde her yasada olduğu gibi değişen şartlar çerçevesinde uygulamada veya mahkemelerin yaklaşımı sonucunda fiiliyatlar takım sıkıntılar yaşamaya başlandı. Burada da öyle bir sıkıntının yaşandığı görülüyor. Uygulama önemli. Yasaları ne kadar iyi yaparsak yapalım, nihayetinde uygulamaya geçtiği zaman bazı sorunlar yaşayabileceğimiz ortada. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki dengenin de sağlanması gerekiyor. Yani bir yandan basın özgürlüğünü güvence altına alırken, diğer yandan da özel hayatın gizliliği konusunda dünyanın geliştirmiş olduğu kriterlerin dışına çıkmayacak bir çerçeve ortaya koymamız gerekiyor. Ancak bilmemiz gereken şey her hal ve şartta her bir olayın özelinde muhtemelen yargı organının da değerlendirme yapmak durumunda olacağı şeyler çıkacak ortaya. Ama en azından polisin gerekli tahkikatı yaparken basının görevini yerine getirmesini engelleyecek şekilde bu yasayı yorumlamasının önüne geçecek şekilde netleştirme yapmaktır. Dolayısıyla şu anda getirilen bu iki maddeyle bizim anladığımız kadarıyla bu netleştirme yapılmaya çalışılmaktadır. Bir kere bizim için önemli olan şey şudur. Bunu sunan milletvekillerinin veya siyasi partinin neyi murad ettiğini buradan net bir biçimde paylaşması önemlidir. Dolayısıyla az önce anlattığım